Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 3 Aralık 2023 Pazar gününün ilk videosu. Eğer 3000 izlenmeye geçerse ikinci videoyu da çekebilirim. Hatta belki canlı yayın bile yapabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşte A milli takımın <laughs> rakipleri. A milli takımımızın biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024'te. E Almanya'da kura çekimi gerçekleşti. Ve Euro 2024... De takımımıza hani e, takımımız A milli futbol takımımızın rakipleri belli oldu. Hani kesinleşen iki rakibi var. Portekiz ve Çekya kesinleşen rakipleri. Yani kesin olarak Portekiz ve Çekya ile aynı grupta olacağız. E, Çek Cumhuriyeti eski adıyla. Bu kesinleşen rakip. Fakat Gürcistan Yunanistan arasında bir maç var kazanan Kazakistan Lüksemburg kazananıyla maç yapacak. Onu da kazanan yani iki maçlar sonucunda kazananla aynı grupta yer alacağız. Ee, ve Almanya'da olacak olması bizim açımızdan çok çok önemli. Yalnız ben şey anlamadım. Galatasaray Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kura çekiminde ne işi var onu çözemedim. Yani anlayamadım anlam veremedim. FIFA UEFA ilişkileri de şu işleri bilmem nesi falan filan cartı curtu hepsi kura çekimindeymiş. Ee, tabii ki de Amir takımın teknik direktörü Vincenzo Montella da yer almış. Hocam nasıl sence kura? Ya ben e, bir ara bir iddialaşmıştık açıkçası. Bir kardeşimizden iddialaşmıştık sevgili Tolga'yla. Bilmiyorum videoları izliyor mu? Ee, ben kazanmıştım. Euro yine 2024'te 2020 falandı. Dedim ki sıfır çekecek Türkiye. Puan muan alamayacak. O dedi ki yarı final çeyrek final iddiasına girdik. Amir takım formasına. Bunda da diyorum ki büyük ihtimalle Yunanistan çıkar. Yunanistan'dan 3 puan alırız. Çekya'dan 1 puan alırız. Portekiz'e yeniliriz. Ben 4 puan alacağımızı söylüyorum şimdiden. Ha önemli gelişmeler olur. Şu olur bu olur bir şey diyemem. Yani turnuva 4 değerli 6 grup 24 takım arkadaşlar. <laughs> ve ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 tane grup 3.sü Adını son 16 turuna yazdıracak. Mesela iki takım 9, biri 9 diğer iki takım 6, 6 sıralandı. Muhtemelen en iyi üçüncü olur o 6 puan alan. Olabildiğince puan almak lazım. Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre diyor. Şimdi biz kendimize bakmamız lazım. Mesela İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk burada oynasaydık muhtemelen İspanya ile beraber kalıp İtalya yenip Arnavutluğu yenerdik. İkinci torba olduğumuz için. Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre. Ben bu grupta olmak isterdim. Almanya'yı da aynı grupta. Ee, onu söyleyeyim. Ee, Fransa, Avusturya, Hollandalı bir grup var. Geçiniz. Belçika, Slovakya, Romanya'lı bir grup var. Mesela burada da olabilirdik. Bu da bence dişimize göre. İsrail, Bosna, Ersek, Ukrayna, İzlanda galibliğinden bir tanesi olacak. Yani ilk yani maç programı bile hazır arkadaşlar. 18 Haziran günü Türkiye. Playoff galibi hangisi olacak muhtemelen Yunanistan. Büyük ihtimalle Türkiye Yunanistan olacak. Gruba 3 puanla başlayacağız diye düşünüyorum Portekiz Çekya ile. Sonrasında Portekiz, Türkiye Portekiz maçı. Bence Portekiz ilk maçında iyi bir yara alırsa belki Portekiz'den bir puan çalabiliriz, alabiliriz. Ben galip geleceğimizi zannetmiyorum açıkçası hani o zamana kadar. Son maç Çekya Türkiye. <laughs> ya biz genelde son maçlarda geri dönüşleri çok seven bir takımız. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Eee... İnşallah. İnşallah ben bilemem de 9'da 9 puan alırız. Yani onu da belirteyim. Fenerbahçe Opet rahat kazandı. Voleybol Sultanlar Ligi karşılaşmasında kadın voleybol takımımız konuk ettiği PTT'yi 3-0 yenmiş. 2 saat detaya girmeyeceğim. Haberin başlığını bilseniz yeter. Fenerbahçe Alagöz Holding'den 13'te 13. Bunu önceki videolarda da konuşmuştuk. ING Basketbol Ligi'nde toplamda 50'de 50 yapan bir başarı. Ya unutmayın diye hafızanızı kazıyın diye tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ve e, e 79'luk bir galibiyet Çankaya Üniversitesi karşısında. Ya bunları söylememdeki sebep şu. Bazı gerçekleri unutmayın. Mesela Galatasaray'ın Pendik maçı. Rezalet. Hani Pendik'te kara gece. Kara değil kapkara gece. Hani ben kendimi geçtim. Ümit Karan'ın falan bile hani iki tane penaltı verilmedi pendiğin dediği bir gece. Yani Mustafa Öğretmenoğlu denen şahıs Galatasaray'a tapıyor. Anlatabiliyor muyum? Tapan bir şahıs. Ve ee böyle bir arkadaş maalesef ligimizde maç yönetiyor. Bakan bunun penaltı pozisyonu var. Kazımcan'ın dışarıda başlayıp içeride sağ ayağıyla net penaltıyla evrilen bir pozisyonu var. E, Sakaboya'nın bir çekmesi var ama ben o çekmeyi çok şey yapmıyorum. Ümit Karan ne diyor? Pendik Spor'un iki net penaltısı verilmedi diyor. Hani ben Galatasaraylı arkadaşlara şunu söyleyeyim. Siz en son konuşacak isimsiniz artık yani. En son konuşacak camiasınız. Adalet falan filan. E, Pendik zemini maşallah ne güzel ıslanabiliyormuş o zemin. Ne güzel yapılabiliyormuş. Fenerbahçe maçında o zemin hiç kupkuruydu. Sıkıntılıydı. Demek ki yani yapılabiliyormuş. İlginç. Gerçekten ilginç. Ama ben bir daha söylüyorum. Direkt engelleyeceğim artık. Yani ben direkt engelleyeceğim. Çünkü yazıktır, günahtır. Fenerbahçe'ye dönelim ya. Boş ver hocam sen. Fenerbahçe konuşalım. Zaten Fenerbahçe konuşmak dışında neyimiz var arkadaşlar. Ha bu arada Ceko'dan Edin Cek şey, Icardi sorusuna cevap gelmiş. Ceko Icardi'yi kıskanıyormuş. Fenerbahçe forması giyen Edin Ceko. Polonya basının açıklamalarda bulunmuş. En büyük sebebinin gelmesinin en büyük sebebinin şampiyonluk olduğunu söylemiş. Galatasaray'da hakemler ve Icardi ile benzer sayıda gol attınız. Daha da hem Fenerbahçe hem Galatasaray şu anda aynı puana sahip. Hangisi daha zor olacak demiş. Icardi'ye geçmek mi yoksa şampiyonluk için Galatasaray'a geçmek mi zor olacak? Güzel bir soru mesela. Fenerbahçe'ye gelmemin en önemli nedeni bu kulübe şampiyonluk ünvanını yeniden kazandırmak. Bunu taraftarlara vermek istiyorum. Bu mutlak bir öncelik. Ve gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sağlıklıyım kendimi iyi hissediyorum. Umarım böyle devam ederiz. Diyor. Çok iyi rakiplerimiz var. Hani şampiyonluk konuda en iyi rakibimiz. Hakemler, Federasyon ve Galatasaray üçgeni olan e, adına Galatasaray denilen takım diyor. Normal şartlar altında 10 galibiyetlik bir serinin ardından ikinci sıradaki takımdan 6 ya da 7 puan fazla alırdık ama gerçek şu ki ligde hakemler kolluyorlar. Yok öyle demiyor. Lig çok farklı diyor. Şampiyonluk için zor bir mücadele diyor. Ben kısaca söyleyeyim Fenerbahçe doğru karardı. Oynadığım tüm kulüpleri seviyorum. Fenerbahçe doğru karardı diyor. Gurur duyuyorum. Her şeyden memnunum. Yani olan her şeyden memnunum. Allah'a şükrediyorum. Daha ciddi sakatlıklar yaşamadığım için mutluyum. Türk kulübünün bir parçasıyım. Bundan dolayı da memnunum diyor. Şimanski yorumu Sebastian Şimanski'nin performansı hakkında konuşuyor. Sezon harika başladı. Bundan dolayı çok mutluyum. Özellikle gol attığı için. Çünkü bence bir takımın gol atabilen oyunculara sahip olması her zaman iyidir. Ancak onun iyi bir başlangıç yapması benim de sürpriz benim için de sürpriz değil. Çünkü ben o e, iyi ve kaliteli bir oyuncu. Hepimiz onun bu formunu sonuna kadar sürdürmesini istiyoruz. 17 maça çıktı Ceko. 12 gol, 7 asist yaptı. İnşallah dahası da olur, daha da artar. Şimdi Fenerbahçe'de çok fazla transfer e, adı geçmeye başladı. İsmail Kartal transfer yapmayacağız falan filan diyor. Külliyen yalan. Ben size dedim 2 ile 6 arası transfer yüzde yüz yapılacak. Bak iki ile 6 arası. Ben kolay kolay bu cümleyi kurmam. Ve kuruyorsam da beni takip edenler bilir. Fenerbahçe konusunda bu sayılarda hayatımda asla yanılmadım. Yine yanılacağımı zannetmiyorum. Ha beceremezler başka bir şey olur şu bu bilemem. Şimdi devre arasında Joshua King ve Ryan Kent'ten en az birinin elden çıkarılması gündemde. Ve Polonya ekibi Lech Poznan'da oynayan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Christopher Veldeyi transfer etmek istediği öne sürüldü. Şimdi 24 yaşında bir isim. Tabi ayrılık sonrası harekete geçilecek diye de buraya belirtmişler. Ee, yani ayrılık sonrası tabii ki de olur. Eğer olursa. Şimdi Fenerbahçe oyuncuyu yakından takip ediyor. Kent ya da King'den biri, en az biri ayrıldığı zaman harekete geçilecek. 20 maçta 13 gole katkı. 20 maçta 1635 dakika süre aldı diyor. 9 gol 4 asistlik performans sergiledi. İsmail Kartal onayı verdi. Yani yetenekli sol kanat oyuncusu için onayı verdi. 5 milyon euro. Transfer markada göre 5 milyon euro. Profesyonel kariyerinde 197 maça çıkmış. 52 gol, 36 asist kaydetmiş. Yani baktığımız zaman futbolcu şahane bir istatistik. Ancak oynadığı lig Polonya Ligi. Tabii kimseyi küçük görmüyorum. Yanlış anlaşılmasın ama. Norveç milli takımında bir kez maça çıkmış. Hani ee, King'den çıkıp Buraya ekmek. Gerçi ben bu videoyu çektiğim saatlerde e, oyuncu e, maçta oynamış mı ya? Bir maçları varmış. Leş Poznan'ın maçı var. Neyse ben internete yazayım. Bulurum arkadaşlar. Bir şekilde Leş Poznan maçları diyeyim. Christopher Velde. Şimdi gördüğümüz kadarıyla yetenekli bir isim. Ee, takım arkadaşının sakatlığından sonra oyuna girmiş. 27 oyuna girmiş normalde yedekmiş. Bilginiz olsun. Yani istatistiklerde son maç hariç istatistik veriyorum. Ya yani 20 maç 9 gol 4 asist 1635 dakika. Yani benim tabirimle 1800 dakika 20 maça tekabül ediyor dakika bazında baksan. Ee, 1710, e 1710 1620'de 18 maç gibi düşünün. 9 gol 3 asist. Bu süre zarfında gayet iyi. 1 milyon 100 bin Euro'ya Norveç ekibinden alınmış. 12 Ocak 2022'de. Polonya Ligi'ni bilmiyorum açıkçası. Lig zorluğu nedir, ne değildir. Ama ben şunu söyleyeyim. Eldekini kullanmak daha mantıklı. Yani mesela elde senin Kent, King var. Bence onları kullanmak daha mantıklı. Transfer için transfer yapmak artık Fenerbahçe'nin lüksü değil. Ha şunu söyleyeyim. Christopher Welde değil de 25 milyon Euro'luk bir sol kanat alınabilir. Hocam Tadiç'i yedekleyecek. Tadiç yedek mi kalsın? Kalsın. Ben öyle bir takım istiyorum ki. Bak ben öyle bir takım istiyorum ki. Fred sakatlandığı zaman ulan Zayt oynayacak Allah belasını versin. Ve işte şu olacak Allah belasını versin demek değil. Fred ya sakatlansa sakatlansın. Arkasındaki de Fred'den kalır yanı yok. Demek istiyorum. Ha Bunu kalite anlamında demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela Zayt sakatlandı Mert Hakan oynayacak. Ya ha Zayt ha Mert Hakan diyoruz. Ama Allah muhafaza Fred'in Fred yokluğunda ya da kart cezasında abi oynayacak adam da Fred'i aratmaz demek istiyorum. Tadiç'i aratmaz. Ceko'yu aratmaz. Şimanski'yi aratmaz. Yani en büyük isteğimiz bu. Hocam bu maddi şartlarda zor. Zor falan değil kardeşim. Biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Kendi kendimize yalanlar üretiyoruz. Hepsini geçeceksiniz. Ya bir şampiyon yani şampiyon olup şampiyonlar ligine hani gitsen direkt gruptan başından 20-25 milyon eurodan bahsediyorsun. Galibiyet başına 3 milyon eurodan bahsediyorsun. Artı orası bir Pazar. Yani pazara çıkmış oluyorsun. Senin futbolcunu çok fazla göz izlemiş oluyor. Altay Bayındır için Fenerbahçe itiraf ediyor. Manchester United forması genel Altay Bayındır için menajerinden bir açıklama gelmiş. <laughs> yani uzun 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 spor dijital YouTube kanalına açıklamalarda bulunmuş. E... Manchester United'da imza sürecinden bahsetmiş. Çıkış maddesi yoktu. Bazı olumsuzluklar oldu. Herhangi bir ilerleme olmadı diyor. Ha, Avrupa Şampiyonası'na gittik. Avrupa Şampiyonası'na sonra ben aktif olarak devam ettim. Kulübümüzde sözleşmesi vardı. 2022 sonunda Ocak ayına transfer döneminde gerçekleşti. Manchester United yine geldi bana. O zaman bir sözleşmemiz yoktu. Son yılıydı 6 ayın. Fenerbahçe'ye para kazandırmadan ayrılabiliyordu. Ocak ayında imza atabiliyordu. Para kazandırmak istiyorum demiş. Yani kendisi, kendisi direkt Fenerbahçe başkanıyla görüşmemi talep etti. Ben kulübe para kazandırmak istiyorum. 7 milyon euroluk bir bedelle transfer oldu. Manchester United kaybetme pahasına böyle bir riske girdi. 7 milyon euroluk bir bedelle transfer oldu. Bak burada bir sıkıntı var. Burada sıkıntı var. Bunu normalde direkt kendi cebine de koyabilirdi ama para kazandırarak gitmek istedi. Çok sevindi. 4 yıllık sözleşme imzaladık. Çıkış maddemiz 6 milyon euroydu. 7 milyon euro anlaşmalarla ilgili oldu. Oradaki miktar altı ayın bonuslarla ilgili bir durum diyor. Şimdi transfer markete girin. Asıl burada sıkıntı var. Fenerbahçe kulübünün yerinde olsam bu transfer markete dava açarım. Yemin ediyorum bak dava açarım. Transfer markete girin ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 5 milyon euro yazıyor. Artı ne yazıyor? Sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak. Satış bedeli 10 milyon euroyu geçmesi halinde Fenerbahçe 1 milyon euro pay alacak. Yani atıyorum 8 milyon euroya gitti. Yüzde 20'ini yapar 1.6 yapar. 1.6 kazanır. 10 milyon euroya gitti. 2 milyon euro kazanır. 11'e giderse 1 milyon euro mu kazanacak? Yani çok enteresan bir olay enteresan bir şey. Bence hani bunu dikkate almak lazım diye düşünüyorum. Yani sürekli teklif aldık Fenerbahçe'deyken. Ajax, Inter, Sevilla var diyor. Hani Serdar Açık'ta inanmıyordu. Afrika Kupası yaklaşıyor. Onana gidecek gibi duruyor. Altay kaleyi devralacak gibi de gözüküyor demiş. Ee, bu arada Manchester United'ın da maçı vardı ya. Newcastle'la maç kadrosunda yine Onana denen çöp kalede. Galatasaray böyle iki haftadır bayağı yoğun bir süreçte hatta daha fazla bir süredir Galatasaray spekülasyonları durumu söz konusu. Bizim Türkiye'ye dönme veya Türkiye'ye ilgili bir kariyer planlamamız yok şu anda. Altay şu anda Manchester'a odaklı. E, hani şampiyonluğa odaklı. Fenerbahçe'ye vedası ve Ali Koç'un havalimanına gelmesi Başkanın gelmesi çok büyük bir şereftir. Çok mutlu Biz herhangi bir spor kulübü başkanının havalimanına gittiğini hatırlamıyorum. Bir kulüpten 10-15-20 milyon eurolara giden oyuncular oldu ama hiçbirinin bir başkan tarafından gönderildiğini hatırlamıyorum. Altan yaptı fedakarlıkların bir cevabı diyebiliriz diyor. Çok da hoş oldu açıkçası. Şimdi al ahli gözünü menfiqali yıldıza dikdi. Al ahli. Ee, bu haberimiz şöyle bir haber arkadaşlar. Muhtemelen Fenerbahçe ile ilgili spekülasyon olacak. Bir haber. Benfica'da forma giyen Joe Mario için harekete geçmeye hazırlanıyor diyor. E, kış transfer döneminde 35 milyon euroluk bir teklif. E, 30 dakika oyuncu için dolgun bir maaş teklifi. Joe Mario 18 maça çıktı. 6 gol 1 asistik performans sergiledi. Hocam bizimle ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Bize yazacaklardı. Şimdi yazamazlar. Joshua King'e e, Joshua King adlı King'i ada kancası ya da King ada yolcusu. Hangisini derseniz. West Bromwich Albion'un Fenerbahçe'nin Norveçli yıldızı Joshua King'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Fenerbahçe'nin ilgili flash bir iddia 31 yaşındaki futbolcu için teklif yapacağı ifade edildi. King de sıcak bakıyormuş açıkçası oynamak için. Ve kontratının son sezonu. Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkıp 11 gol 6 asist yaptı. Kontratı sezon sonunda bitecek. Hani bazı şeyleri de uzatmanın lüzumu yok. Uzaması da kimseye fayda sağlamıyor. Böyle bir durum açıkçası. Şimdi Joshua King dediğin oyuncu hızlı bir oyuncu. Hani çok çok pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. 4 milyon 100 bin euroya kadar düşmüş sakatlıklarından dolayı eğer sakatlığı olmasa sakatlanmayan bir King olsa emin olun çok ciddi bir futbolcu. Forvet, forvet arkası sol kanat oynayabilen hızlı, süratli, bitirici bir oyuncu. Zamanında en yüksek 20 milyon euroyu görmüş. Hani 10 Aralık 2019'da Bermond'da 27 yaşındayken. Şimdi Fenerbahçe'de bu sezon 393 dakika. Yani Türkçe tabirle 4 maçın 360 dakika yapar. Yani 4,5 maç gibi düşünün. 360 dakika artı 33 dakika. 4 gol 3 asisti var. Ligde 1 gol 1 asist. Konferans liginde 2 gol. Elemelerde bir gol iki asisti var. Ancak sakatlık belası maalesef ve maalesef artık Fenerbahçe futbolcularının performans bilgilerine girip ee, sakatlık geçmişine bakacağım. Size Fenerbahçe futbolcularının anlık verisini iletirken bunlara bakacağım arkadaşlar. Bakın 2023-24 sezonu 3 gün, 12 gün, 15 gün, 31 daha 46 gün. 46 gün sakatlanmış toplamda 9 maçı kaçırmış. En son sakatlığı da kas yırtığı 19 Kasım 2023'te dönüş yapmış. Yani e, açıkçası bu riske girmeye gerek yok. Bak Mert Hakan'ın içinde söylüyorum. King için söylüyorum. Bize sürekli sakatlanacak bir e, rotasyon oyuncusuna gerek yok. Serdar Aziz için de aynısını söylüyorum. Bakın 5 değişiklik hakkı var artık. Çok zekice bir hareket oldu. 5 değişiklik hakkı. Ve 21 kişilik yedek kadro hakkım. Gerçekten çok iyi. Anlatabiliyor muyum? Hal böyleyken de insan yedekte bekleyen, notasyonda bekleyen kaliteli oyunculara ihtiyaç duyuyor. Bakın artık eskiden takımlar 11 kişi kurulurdu. Artık takımları 16 kişiden fazla kurmak zorundasın. Artık 16 kişilik babalar gibi takım kurmak zorundasın. Ben teknik direktör olsam tamam mı? 11 futbolcum var ya. Yani 4-2-3-1 oynadığımı hayal ediyorum. Tamam mı? 4-2-3-1. Forvetimin yediği de en az forvetim kadar yetenekli olur. 1. Sağ açığımın yedeği de sağ açığım kadar yetenekli olur 2. Sol açığımın yedeği de sol açığım kadar yetenekli olur 3. 10 numaranın yedeği de 10 numara kadar yetenekli olur 4. 8'in ve 6'nın yedekleri de en az bunlar kadar yetenekli olur 6. Yani 11 oradan 6 da buradan 17 tane kütürük eri gibi futbolcum olur. Tabii ki de sağ bekin sol bekin de yedekleri olur ama en az bunlar kadar diyemeyeceğim. Ya da stoperim. Bu savunmadaki 4 kişinin de 4'er tane ya. Birer tane yedeği olur. Kalecinde bir tane yedeği olur. Anlaştık 22 kişi. 22'den sonrası 23. oyuncum altyapıdan olur. Hocam kadron çok gelişmiş. Paran çok. E ee, hani illa altyapıdan olmasına gerek yok. O 3. forvetim hani böyle 30-34 yaş arası rotasyon oyuncusu olabilir. Orta sahamda 6 oyuncu var ya. Onu 9'a çıkartırım. Ama nasıl 9'a çıkarım? Çok yönlü oyuncularla çıkartırım. Hani kanatta oynayabilen, 8'de oynayabilen. işte kanatta oynayabilen ya da forvet arkası oynayabilen, 10'da oynayabilen, 8'de oynayabilen. 6-8 oynayabilen diye. Ve e, planlamayı buna göre yapmak lazım. Ben Fenerbahçe'den şunu istiyorum. 11 tane kütür kütür, 11 tane Şimanski ya da 11 tane Ferdi Kadıoğlu. Yedeklerine geçelim. 11 tane Emre Mor. Bu Emre Mor'un 11'inin 6 tanesi de Şimanski olsun. 17 tane Şimanski. Tamam 17 Şimanski 5 tane Emre Mor. Kalanlar hepsi altyapıdan çıksın. Ben böyle bir kadro istiyorum. Bakalım hayalim gerçekleşecek mi ya da gerçekleşecek teknik direktör ne zaman olacak. Şimdi Fenerbahçe'de Çağrı Fedai diye bir genç var. Bilmiyorum farkında mısınız? Hani Fenerbahçe Akademi'nin son mahsulleri. Şimdi altyapıdan Arda Güler gibi bir göz bebeğini parlattık. Real Madrid'e sattık. Ve Çağrı Fedai mesela 17 yaşındaki format oyuncusu bu sezon U19'da 7 maçta 9 gol attı bir daha asist yaptı. Ve hani Çağrı Fedai gibi mesela Yusuf Akçiçek taraftarımıza bakıyorum şey diyor ya 17 yaşındaki çocuk diyor yer tutmayı bilmiyor falan filan diyor. Ulan siz hiç 17 yaşında olmadınız mı? 17 yaşında heyecanını hiç mi yaşamadınız? Odun musunuz? Kütük müsünüz? Kütükten mi çıktınız? 17 yaşındaki bir çocuk Fenerbahçe formasıyla maça çıkarken ayakları tir tir titrer titremez diyen kişi futboldan anlamıyordur. Sen 17 yaşındaki çocuğu hazırlamak zorundasın. Yerin dibine sokmak zorunda değilsin. Anlatabiliyor muyum? Hazırlamak zorundasın. Ve şunu söyleyeyim. Joshua King'in bu arada yerine bir isim daha gündeme gelmiş. Promise. Şimdi Fenerbahçe'den Joshua King'in devre kesinlikle anlaşması bekleniyor ve Sheffield United'la anlaştığı ileri sürülüyor. Yani Fenerbahçe'den ilk ayrılık eee diyebilirim. ilk ayrılık Sheffield'la anlaştı diyeyim. Alt başla. Çünkü anlaştığı ileri sürüldü. Yani bu iddialar yerinde. Queens Anton Promise'ın alınacağı iddia edildi. Arkadaşlar bu arkadaşı da sordum. Çok sorunlu bir arkadaşmış. Yani hocam <laughs> eğer Fenerbahçe'yi alırsak kesinlikle şampiyonluğu elimizden altın tepside sıraya vermiş oluruz diyorlar. Bilmiyorum siz e, hiç şey yaptınız mı? Futbolcu hakkında bilginiz var mı? Joshua King'i anlaştı. Onun yerine bu diyor. Üst üste alınan kötü sonuçlar. Fenerbahçe transfer, düğmeye bastı, şampiyonluk hasreti, ara transfer dönemi falan filan. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Norveçli Yıldız oyuncu için beklentilerin altında kaldı. 10 maçta görev aldı. 4 gol katkısı. Ayrılığına onay verdi. King Sheffield United'la anlaştığı iddia edilmiş arkadaşlar. Şimdi bu tip iddialarda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bana bile sormanıza gerek yok. Girin Google'a. Shuffled United Transfer Market yazın. Çok zor değil. Yani hepiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Premier Lig 19. sıra 154.95 milyon euro diyor. Ee, hemen aşağılara kanat ve forvetlere bakacağım. Orta sahanın e, sağında Baldock 3.5 milyon euro, Archer, Santrafor. Bu ne lan? Bunlar Nasıl bir taktikle oynuyor bunlar? 3, 4, 2, 1 ile oynuyormuş. Yani forvet arkası isim var. E Joshua King burada Arşer, Hamel. Ee, <gülüyor> yani <gülüyor> Joshua King burada bence iş yapmaz. Bence Joshua King'in burayla anlaştığı sıkıntı. Yalnız Premier Lig'de bir takım olup bu kadar kötü kadro değeri çok uğraşmışlar mı acaba? Gelir 30.9 gider 64.45 diyor. Lan vicdansızlar. Zaten Premier Lig'e e çıktığınızda 120 küsür falan milyon euro para alıyorsunuz. Vicdansızlar. Şafılt vicdansızı. Yani hiçbir şeyin yok. Ya piyasa değeri en yüksek futbolcularına bakıyorum. Ya bunlar ölmüş ağlayanı yok. Buna Fenerbahçe'den değeri daha düşük bir takım ya. Premier Lig'de hem de. Ahmet Otsic var. Stoper'de. Cameron Archer, Gustavo Hameron ne Yani alt üstü 4-5 futbolcusu var işe yarayan. Bence işe yarar. Ha bunu almışken yanına da bir tane alta şey versek, Mert Hakan falan versek. Yani uzun lafı kısası King'in yeni Fenerbahçe promise'ı düşünüyor. 19 maçta görev aldı, 31 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol, 8 asistlik performans. Sağ sol kanatta görev yapabiliyor. Surinam asıllı Hollandalı oyuncu 6 milyon euro transfer market değeri var. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek diyor. Vallahi ben kesin konuşmayı çok seven bir insan değilim. Transfer işlerinde kesin konuşmak çok büyük cahillik olur. Sebebi de şu. Ya son anda bir şey olur. Ben mesela bak King ya da Kent için şunu söylüyorum. İkisinden biri %100 gidecek. İkisinin birlikte gitme ihtimali %70 diyebilirim. Ancak bu 3 Aralık itibariyle söylediğim bir cümle. Bir bakarsınız Kent bir başlar abi. Tak gol. Tak asit. İşte <laughs> Sivas maçında Tadiç'i dinlendireyim Kent oynatayım der. Ulan Kent bir oynar 3 gol 2 asist. Beşiktaş maçı ulan yine Tadiç'i dinlendireyim. Kent bir oynar 2 gol 2 asist. 4-0 yener gelirsin. Avrupa maçında yine Kent yine gol asist. Ulan Şimanski'yi şimdiden yakalamaya başladı falan dersin. İş değişir. Ya da King aynısını yapar. İş değişir. Bugünden bu şekilde konuşmak kesin değil. Ama şu bir gerçek Fenerbahçe'de çok radikal kararlar alınacak. Bakın şampiyonluk için düğmeye basılmış durumda. 6 birlik mağlubiyetten sonra ben şunu söyleyeyim. Hiçbiri, hiçbirinin yeri garanti değil. <laughs> Bence Ayı bir, Kent 2 bak oyuna sonradan giren oyuncularımızdan bahsediyorum. Cengiz Ünder 3. Ee, Emre Mor'u Emre Mor'u çok izlemedik ama mesela bir Lincoln Ernick olsa mesela bence Lincoln'de bir Şimanski'nin ayarına yakın bir ayarda. 4. Osterwold'de Ferdi hemen hemen 5. Bekao Ciku'yu Serdar Aziz, Samet var. Yusuf Akçak var. Bence Serdar Aziz bir nebze. Samet o kadar karşılamıyor. 6. Ee, Livakovic, İrfan Can 7. Hani 7'yi onu karşılama şeyinden bahsediyor. İsmail Crespo. Bence İsmail Bartu daha mantıklı olur ama Bartu biz yeterince oynatmadık. Ama İsmail Crespo da hemen hemen yani. Mert Hakan'ı Zayt'sı ben açıkçası yeterli görmüyorum. Tepki de çekmeyin fazla. Yani durum bu. Ve Fenerbahçe'de çok ciddi kelleler kesilecek. Ben şunu da anlamıyorum. Sakat oynamayacak, sakat oynamayacak. 6 birlik maçı sonrasında bir bakıyorsun hepsi idmanda. Ya size de şey gelmiyor mu? Çok tuhaf gelmiyor mu? Yani bir işin içinde bir iş var diyebiliyorsun. Başka bir şey diyebiliyorsun. Her şeyi diyebiliyorsun. Ben şunu söyleyeyim. Bel de ismine ben sıcak değilim. Polonyalı olması sadece Şimanski'lerin vatandaş olması mantıklı. Onun dışında sıcak değilim. Promise ismine bak Promise var ya bu isim çok çok mantıklı. Çok aşırı mantıklı. Niye biliyor musunuz? Fenerbahçe'de orijinal. Safkan kanat yok. Yok. Safkan, orijinal kanat yok. Joe Mario'yu niye söyledim? Ee, Joe Mario'yu becerebilip alabilsek merkez orta saha 6-8 8-10 diyeyim daha doğrusu. Hani frede bir şey oldu mu al diyorsun, cartayı çektik diyorsun. Ee, bir çıkış maddesi vardı. Onu kullanıp çekebilsek mesela ama çok mantıklı olur. 18 maç, 6 gol, 2 asist, 1270 dakika. Çok da süre vermiyorlar açıkçası. <laughs> Belki de bir şey arıyoruz Mario ile ilgili. Edin konusunda şunu söyleyeyim. Edin yetenekli iyi bir isim ama 37 yaşına geldiğini onun da hatırlaması lazım. Joshua King için ben gidici derim ama bundan sonraki performansı. Ha, belki de bundan sonraki performansını gitmemek için arttıracak bilemezsin. Ya da Kent için aynısını söylüyorum. Kent İsmail Kartal çok beğenmiyor ama ee, biraz daha cesur olması lazım. Altay ay bayındır içinde dediğim gibi adam 7 milyon euro diyor. Ben demiyorum adam diyor. Çağrı Fedai gibi ne isimler var? Yusuf Akçiçek gibi ne isimler var? Yeter ki çocuklar oynayınca lan böyle mi pozisyon alıyorsun? Böyle mi oynuyorsun falan diye acımasız insafsız eleştiriler Yapmayalım. Euro 2024'te ben Almanya isterdim açıkçası. Ama Portekiz... Ee, bence Portekiz grubun canavarı. Portekiz'in çıkmasını istemezdim. E, Çek Cumhuriyeti daha keza iyi ama alın puan alınmaz bir takım değil. Yani benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Mutlu pazarlar diliyorum. Olabildiğince bugün video çekmemeye çalışıyorum. Sebebi de şu insanlar hani pazar günü eğleniyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. Kimsenin de eğlencesine engel olmayalım istiyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum daha doğrusu. İyi akşamlar demeyeyim. Ee, belki de akşama bir canlı yayın açabilirim. Orada da hem dertleşiriz hem konuşuruz. Kanalımızın son günlerdeki akışına göre bakalım arkadaşlar sizlere de uygun olursa bana da uygun olursa. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.